Bildiğiniz gibi esasen 15 Ağustos günü Ankara'da Türkiye ve Irak Dışişleri Bakanları tarafından açıklanan mutabakatın ilk adımları Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinde atılmıştı. Erdoğan Bağdat'a gitti Nisan ayında. Oradan Güney Kürdistan'a gelip bu kez KDP yetkilileriyle de görüşmeler yaptı. O zaman 27 başlık üzerinden antlaşmalar imzalayacaklarını söylediler. Tabii esasen o güne gelinceye kadar da birçok açıdan Türkiye Irak'a dönük, Irak'ta Kürtlere dönük ve aynı zamanda Bağdat hükümetine dönük de tehditlerini hiç eksiltmedi. Özellikle elindeki en önemli kozlardan biri olan suyu tehdit olarak kullandı. Görünen o tehditler ve akabinde KDP ile geliştirdiği ilişkiler neticesinde Güney Kürdistan'da 71 üs açması ki şu anda o üslerin sayısının 80'i de aştığı söyleniyor. Çok sayıda üs açması ve binlerce askeri teçhizatı, tankı, topu, zırhlı aracı oraya göndermesi ve üstüne üstlük bir de uluslararası kurumların resmi rakamlarına göre en az 550, belki de 1000'den fazla çeşitli biçimlerde Karabağ'da, Libya'da kullanılmış eski DAEŞ çetelerini, işte diğer Türkiye'nin desteklediği Selefi grupların silahlı unsurlarını da oraya göndermesiyle birlikte bölgeye dönük tehdidini arttırdı, yoğunluğunu arttırdı. Bunların neticesinde bir antlaşmanın imzalandığını görüyoruz. Antlaşmanın içeriği de Rojnev'de bir bütün olarak yayınlandı. Yani mutabakat zaptının tüm maddeleri yayınlandı. Askeri ve güvenlik işbirliği mutabakat zaptı diyorlar. Orada öne çıkan iki olgu var. Birincisi sizin de dediğiniz gibi bir ortak koordinasyon merkezi oluşturmak Bağdat'ta. Her iki ülkenin askeri yetkililerinin yanı sıra işte Güney Kürdistan bölgesinden de daha çok KDP'lilerin olacağı belli. Komisyonu aldıkları kişilerle bir ortak komite oluşturuyorlar. Ve bir diğer önemlisi ise Güney Kürdistan'daki Başika başta olmak üzere neredeyse tüm askeri üsleri de resmileştiriyorlar bu mutabakatla birlikte. Yani biliyorsunuz Rudani öncesindeki hükümetler döneminde hem Irak Merkezi Hükümeti'nin yöneticileri hem Irak'taki muhalif gruplar Türk Devleti'nin oradaki askeri varlığına ciddi anlamda karşı çıkıyorlardı. Ve bunu bir savaş nedeni gibi değerlendirenler de vardı. Özellikle Irak'ın güçlü muhalif örgütler, muhalif yapılanmalarından Sadr Hareketi Türk Devleti'nin oradaki varlığını tehdit olarak görmüş ve gerekirse ona karşı savaşırız açıklamasını da yapmıştı. Ancak bugün Sudani o askeri üsleri resmileştiriyor. Başika'yı ise bir askeri eğitim merkezine dönüştürüyor. Mutabakat zaptında Başika'nın kontrolünün Irak Genelkurmay Başkanlığı'nda olacağı söyleniyor ama bu çok da inandırıcı bir durum değil. Yani sonuç itibarıyla Irak askeri belki üssün dış güvenliğini sağlayacaktır ama öte yandan üs bir bütün olarak Türk Devleti'nin oradaki askeri varlığını güçlendiren bir duruma erişeceği gibi Türkiye'nin o bölgede Irak'ın iç işlerine müdahale edecek askeri güçler yetiştirmesini de beraberinde getirecektir. Bunu geçmişte yaptılar. Bir yandan Sünnileri özellikle Musul'daki Türkiye yanlısı Sünni grupları eğittiler. Ama diğer taraftan da Kerkük'tekiler başta olmak üzere birçok Türkmen grubu silahlandırıp eğittiler. O üste bunu yaptılar. Başika da bunu yaptılar. Şimdi bunu
resmi anlamda yapmaya da başlayacaklar. Irak'ın tutum değiştirmesinin temel nedenlerinden biri Türkiye'nin tehditleridir. Bunu söylemekte yarar var. Türkiye özellikle Su ve Irak'ın iktidar olarak da hükümetin zayıflığından da kaynaklı olarak bu tehditlerini etkili bir biçimde kullanmasıdır. İkincisi ve önemli nokta da şudur kanımca, ona da ciddi bir biçimde dikkat çekmekte yarar var. Şu anda Türkiye, Güney Kürdistan'da HDP ile çok ileri düzeyde stratejik bir ilişki geliştirmiş durumdadır. HDP ile olan stratejik ilişkisinden yararlanarak orada çok fazla sayıda askeri üs oluşturmuş. O askeri üslerin yanı sıra neredeyse Irak pazarının tamamına hitap edecek ama ağırlıkla da Güney Kürdistan pazarına hitap edilecek ekonomik ve siyasal gücünü de arttırmıştır. Şimdi bu HDP'nin de aynı zamanda merkezi hükümete dönük şantajlarını beraberinde getirmiştir. Yani tüm iletişimlerden, ilişkilerden ortaya çıkardığımız yaklaşım şu: HDP bir anlamıyla ya sen PKK'ye karşı işbirliğinde Türk devletiyle ortaklaşır ve bize destek verirsin, ya da biz Türk devletiyle ilişkilerimizi daha ileri düzeye taşır ve bu Bağdat'ta yeni krizlerin de yaşanmasını beraberinde getirir demiştir. Yani bu konuyla ilgili KDP'li yöneticilerin geçmişte de yakın dönemde de yaptığı çok ciddi açıklamalar var. Özellikle Bağdat'a dönük bu bağlamda yaptıkları açıklamalar var. Şimdi bundan sonra da ortaya çıkan durum şu: Irak kendisine dönük bu şantajlar sonrasında Türk devletiyle esasen bir Kürt karşıtlığı üzerinden uzlaşıya girmiştir. Yani deyim yerindeyse HDP'nin şantajlarına karşı, o zaman ben de Türk devletiyle Kürt kazanımlarına karşı bir ortaklık geliştiririm ve dolayısıyla Türk devletiyle ortaklaştığım bu alanda da gelecekte kendisini Güney Kürdistan'da da daha güçlü yapabilecek koşullara erişmenin yol ve yöntemlerini oluşturmuştur. Yani Irak bir şekliyle Kürtlere karşıtlık üzerinden Türkiye ile ortaklaşmayı, işte Türkiye tutup PKK karşıtlığı üzerinden götürmeye çabalarken, kendisi de tutup Güney Kürdistan'ı zayıflatma ve Güney Kürdistan'ı daha fazla kendisine bağımlı kılma, onların işte deyim yerindeyse 2005 anayasasından kaynaklı federasyonu bir anlamda da yer yer Irak'taki siyasal krizden dolayı bir bağımsız devlet gibi kullanmasının önüne geçmek ve başka devletlerle işbirliği geliştirmesini önlemek için oradaki statüyü zayıflamaya dönük bir adım olarak değerlendiriyor. Şimdi Türkiye açısından da değerlendirdiğimizde Türkiye görünürde evet KDP ile dost gibi görünüyor ama esas itibariyle o kendi emellerini yaşama geçirinceye kadardır. Yarınki gün o koşulları sağladığında da hiç kuşkunuz olmasının en başta düşmanlık yapacağı kesimlerden biri de bizzat KDP'nin kendisi olacaktır. İşin özeti şu: burada tüm güçler bir bütün olarak Irak ve Türk devleti ortak bir şekilde Kürt kazanımlarına karşı, Kürt karşıtlığı üzerinden stratejik bir ittifak yapmışlardır. Şimdi bu stratejik ittifaka alet olan kesimlerden biri de KDP'dir. Ama esas itibariyle bu stratejik ittifak yaşama geçtiğinde de, eğer başarılı olurlarsa, tabii başarılı olmalarının koşulları da o kadar kolay değil, ama başarılı olurlarsa hiç kuşkunuz olmasın bir bütün olarak Kürtler kaybedecektir. Yani PKK orada gerekçe yapılmıştır. Ama esas olarak hem Irak açısından hem Türk devleti açısından, Türkiye açısından orada Kürtlerin kazanımları vardır. Bu sadece Irak'ı etkileyen bir durum değil. Aynı zamanda Rojava'daki Kürt kazanımlarını da yok etmeye dönük bir stratejik ortaklıktır. Çünkü eğer bu stratejik plan diye ekonomik işbirliği başlıklarında da yaşama geçerse, Güney Kürdistan ve Rojava Kürdistan'ı birbirinden bir bütün olarak ayıracak Irak kalkınma yolu da devreye girecektir. Ve bu aynı zamanda Şengal'i de bir bütün olarak yalnızlaştıracak ve Şengal'i de
statü olarak ortadan kaldıracak, oradaki ezdi toplumuna dönük tehditleri de artıracak bir yaklaşımdır. Yani bugünden yarına düşünmek gerekmiyor. Uzun vadeli bir planlama içerisindeler ve bu uzun vadeli planlamada başta Suriye ve Irak olmak üzere Kürdistan'ı kendi arasında paylaşan tüm ülkelerde Kürtlerin statü sahibi olmasının ve özgürlük mücadelesini ortadan kaldırmanın hesap ve kitabını yapıyorlar. Tüm devletlerin, yani Irak ve Türkiye'nin özellikle bu mutabakattaki amacı çok açık bir biçimde budur. Şimdi mutabakat metninde bunlar açık bir biçimde yazılı. Mutabakat metninde dedikleri şey şu: Irak ve Türkiye birbirlerine karşı yasaklı örgütler, özellikle orada yasaklı örgütler kavramını kullanmışlar. PKK'yı biliyorsunuz, Irak yasaklı örgüt olarak tanımlıyor. Terör örgütü olarak tanımlamıyor. Yasaklı örgütlerle ilişkin, tabii diğer taraftan Türkiye'de terör faaliyetleri kavramını eklemiş. Yasaklı örgütler ve terör faaliyetlerine ilişkin karşılıklı istihbarat paylaşımında bulunurlar ve bu bilgiler iki devlet dışında üçüncü bir tarafa verilmez. Verilmesi yasaktır deniyor. Yani deyim yerindeyse sadece iki devlet kendi arasında istihbarat paylaşımında bulunacaktır. Evet, bu istihbarat paylaşımı aynı zamanda orada çeşitli askeri operasyonlar yapmayı da beraberinde getirecektir. Biliyorsunuz Kürdistan'da özellikle Kürt partiler arasındaki ilişkiler zayıfladıkça Irak merkezi hükümeti Kürdistan'da, Güney Kürdistan'da daha fazla güçlenmeye başladı. Geçmişte tüm havaalanları, uluslararası havalimanları Erbil ve Süleymaniye Kürtlerin kontrolündeydi. Şimdi Bağdat'ın kontrolünde. Tüm gümrük kapıları şu anda Bağdat'ın, Irak merkezi hükümetinin kontrolünde ve aynı zamanda da sınır muhafızları adı altında çok sayıda Irak ordu askeri de Kürdistan'a getirilerek Kürdistan dağlarına yerleştirilmiş. Yani Kürtlerin uzun yıllar süren mücadelesi sonrasında Kürdistan'dan sürülmüş sömürgeci askerler bir şekilde tekrar yeniden Kürdistan'a getirilmiştir. Şimdi bu güçlenmeyle birlikte bir de aynı zamanda her iki devletin birlikte istihbarat paylaşımı ve o istihbarat paylaşımı neticesinde kendi çıkarları dahilinde ortak askeri operasyonlar düzenlemeye kalkmaları beraberinde bizim baştan beri dediğim işte Kürtlere karşı yaşama geçirilmiş yeni bir imha konseptidir. Yeni bir soykırım konseptidir. Türk devleti bunu bir şekilde uygulayıp sonuca ulaşmak istiyor. Çünkü Türk devletinin temel hedefleri arasında bu sorunun adil, demokratik, barışçıl çözümü yoktur. Çünkü kandan nemalanan ve bundan beslenen, ölümler üzerinden kendisine bir siyasi rant oluşturan faşist bir iktidardan söz ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir iktidar hiçbir zaman sorunun çözümüne uğraşmaz. Tam aksine savaşı daha büyütecek konseptler üzerinden adımlar atar. Burada görünen de bu. Irak'ta dediğim gibi Kürtlere dönük elini daha da güçlendirebilecek pozisyonlar içerisindedir. Asıl itibarıyla daha farklı noktalar da var. Yani şu anda Irak'la Türkiye arasında bir mutabakat zaptı imzalanmış görünüyor ama Hakan Fidan, Türk Dışişleri Bakanı bunu daha önce açık bir biçimde söyledi. Özellikle Suriye Devlet Başkanı Esad ile Erdoğan arasında görüşme yapılmasına ilişkin talepler geldiğinde Hakan Fidan çok açık bir dille geçmişte olduğu gibi Türkiye, İran, Irak ve Suriye tekrar yeniden bir araya gelerek bölge siyasetinde etkin olabilmek için ortak stratejik politikalar üretebilirler demişti. Bunun altındaki yaklaşım çok açık. Yani Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya geliyorsa, ortak bir stratejik plan oluşturuyorsa bölgeye ilişkin, bunun altındaki tek ortaklık Kürtlere karşı yürütülecek politikalardır. Yani bu dört devletin tek bir ortak noktası var. O da Kürtlerdir. Hiçbiri
Kürtlerin bir şekilde Orta Doğu'da statü sahibi olmasını ve güçlenmesini istemiyor. Ama bu dört devleti bir araya getirerek Türkiye yeniden geçmişteki Sadabat Paktı'nı deyim yerindeyse yaşama getirmenin kavgasını sürdürüyor. Tabii tüm bunlar onların planları. Ama bu planlar ne kadar yaşama geçer, nasıl yaşama geçer, doğrusu o noktada da uzun uzadıya düşünmek gerekir. Yani çok da kolay değil. Çünkü bugünkü Kürt, geçmişteki Kürt değil. 40 yıl önceki, 50 yıl önceki Kürt değil. 100 yıl önceki Kürt değil. Artık bugün Orta Doğu'da tarihe damgasını vurmuş bir Kürt ulusal mücadelesinden söz ediyoruz. DAEŞ gibi dünyanın en tehlikeli örgütünü Irak'ta ve Suriye'de, Rojava Kürdistan'da ve Güney Kürdistan'da dize getirmiş, yok etmiş bir Kürt gerçekliğinden söz ediyoruz. Bunları yaşama geçirebilmek elbet kolay değil ama buna rağmen kandan beslenen Türk devleti hala ısrar ve inatla bu politikasında sonuç almak için bölge devletlerinde kendine ortak etme çabasını sürdürüyor. Türkiye bu emellerini yaşama geçirmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Bakın KDP'ye dönük yaklaşımı belli Türkiye'nin, onunla geliştirdiği ilişkiler belli. Ama diğer taraftan da Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni tehdit ederek, ona dönük saldırgan bir üslup kullanarak onu da yanına çekmek veya da en azından nötrleştirmek için bir çaba içerisinde. Ama orada tepkilere baktığımızda Güney Kürdistan açısından söyleyeyim, KDP dışında Türk devletinin bu ilişkilerini destekleyen, olur veren tek bir siyasal çevre yok. Tek bir siyasal çevre bulunmamaktadır KDP dışında. KDP o yönüyle çok ileri düzeyde ilişkiler geliştirmiştir. Yani burada öncelikle bu duruma karşı mücadele etmesi gereken, bu riske karşı birlikte hareket etmesi gereken Kürtlerdir. Kürtler eğer buna güçlü bir şekilde karşı çıkmaz ve Irak'taki siyaseti de diğer kesimleri de etkileyerek Türk devletinin oradaki işgal, ilhak ve yeni sömürgecilik anlayışına karşı geniş bir cephe oluşturmaz ise elbet zorlanacaklardır. Yani şu anda Türk devletinin elindeki en önemli kozlardan biri oradaki PKK varlığıdır. PKK'nın varlığını gerekçe ederek aslında Kürt düşmanlığını resmi anlamda bir şekliyle gizliyor. Ve onunla mutabakat içerisinde olan Irak'ta bir şekliyle Türk devletinin bu PKK'yı gerekçe göstermesini kullanıyor. Ama esas itibarıyla orada PKK'nın gerekçe olamayacağını biz tarih içerisinde çok kez somut bir biçimde gördük. Yani Türkiye'de özellikle 2008'den sonra Oslo süreciyle 2013'te çözüm süreciyle ki 2013 kamuoyu yönündeydi. Oslo süreci daha sonrasından deşifre oldu. Kürt hareketi hep çözüm yanlısı bir tutum içerisinde oldu. Yani bir şekilde savaşı büyütmekten değil, savaşı sonlandırıp adil, demokratik bir çözümden yana tutum belirledi Kürt hareketi. Ama tüm bunları elinin tersiyle itip savaş politikasını yeniden dayatan bizzat Türk Devleti'nin kendisi oldu. Şimdi bu tablonun sonrasında da Kürtler çok somut bir biçimde artık bir savaş gücü olarak değil, bir savunma gücü olarak kendilerini gösteriyorlar. Yani Sayın Abdullah Öcalan'a dönük tecride son verilip yeniden bir çözüm sürecinin ya da yeniden bir çözüm olanağının sağlanması isteniyorsa bunun tek nedeni bu savaşa son vermek ve tüm halkların birlikte eşit, demokratik, özgür yaşayabilecekleri koşulları oluşturmaktır. KDP sonuç itibarıyla ulusal kurtuluş mücadelesi verildiğinde milli bir hareket olarak bu görüşlerinin çok ciddi anlamda Kürt halkına, Kürt toplumuna zararları yoktu ama ulusal özgürlük kazanıldıktan sonra ortaya çıkan tabloda KDP'nin sadece bir aile hareketi gibi davranıp Kürdistan'ın tüm kazanımlarını kendisine tahvil etmesi artık Kürdistan'ın tamamına zarar verir bir duruma gelmiştir. Yani bugün Kürdistan'da
Güneyde de halk mutlu değilse, Avrupa'ya kaçışlar devam ediyorsa, orada insanlar maaşlarını, ücretlerini alamıyorsa, bu KDP'nin ortaya çıkardığı siyasetin bir sonucudur. KDP'nin milyar dolarlara hükmederken orada insanların yoksul olması, orada insanların huzur içerisinde olmaması, orada insanların kendini özgür hissetmemesi ortaya çıkan bu politikanın sonucudur. Şimdi bu politikada tepki toplayınca, demokratik bir seçim yapıldığında da elbette KDP kaybedecektir. İşte ortaya çıkan bu tabloyu değiştirmek için bir, KDP seçim yapılmasını engelliyor. İki, seçim yapılmaması için de ya da bir seçimle ortaya çıkacak kaybı önlemek için de Türk Devleti gibi sömürgecilerin en barbarıyla açıktan işbirliği içerisine giriyor. Bu da yetmiyor. Binlerce, on binlerce Türk askerini, tankını, zırhlısını Güney Kürdistan'a taşıyor. Bu büyük bir risktir. Bu risk gelecekte dediğim gibi KDP'yi de vurabilecek bir risktir. Yani bu anlamda eğer en geniş bir Kürt ittifakı oluşacaksa KDP'nin bu politikasına karşı çıkan KDP'liler de dahil herkesin geniş bir cephe içerisinde yer alması ve sömürgecilerin bu siyasetle karşı ortak hareket etmesi gerekir. Bu kadar net.